Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ulucanlar Cezaevini geziyoruz. Burası Ankara Altındağ ilçesinde yer alıyor. Ve gerçekten gezmeye çok istediğim yerlerden biriydi. Evet, burada hürriyetini kaybettin, onurunu kaybetme diye yazıyor. Evet, içeri girdiğimizde böyle bir koridor karşılıyor bizi ve böyle küçük hücreler karşılıyor. Gerçekten burası insanın tüylerini diken diken edecek odalardı. Yani buraya gidip de duygulanmamak elde değil. Gerçekten arkadaki ses de özellikle insanı daha çok o moda sokuyor. Evet, buralar hücreler. Oda çok karanlık olduğu için görüntü kalitesi biraz düşük oluyor. Evet, burası da mutfak bölümü. Sanırım bunlar da kullandıkları eşyalar. Burası da beni çok etkilemişti. Mahkumların uyuduğu ranzalar, yataklar, oturduğu sandalyeler. Yani şu duvarların dili olsa da konuşsa diyor insan orada. Gerçekten yaşanmışlık dolu olduğunu hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, kullandıkları dolaplar, giydikleri ceketler, oturdukları sandalyeler, masalar, tavlalar, her şey burada arkadaşlar. Evet, burası da böyle bir bahçe. Burada da küçük bir salon var. Film izleme salonuymuş burası. Yani sanki daha dün terk edilmiş gibiydi. Ya her şeyi hissedebiliyorsunuz orada. Burada da böyle küçük bir müze karşılıyor bizi. Cezaevinde kalan kişilerin cezaevinde kullandığı eşyalarmış bunlar. Tabii ki de izin alınarak koyulan eşyalar bunlar arkadaşlar. Burada da Süvari Fethi Gürcan'ın kasketi, postalları, çantası, saati, kullandığı kaşıktan tutun kahve fincanına kadar her şey mevcut. Mesela burada da Nazım Hikmet'in birkaç parça eşyası bulunuyor. Şuradaki palet de Nazım Hikmet'in cezaevinde kullandığı palet arkadaşlar. Burası da tutuklanmış komutan Nazım Bey'in bölümü. Burası da o zamanlarda suç aletleri olarak tutuklanmasına gerekçe gösterilen eşyalar var burada. Seccade, tesbih, meşt, yani Risale-i Nur kitapları, yani takke. Burası da Bülent Ecevit'in yatağıymış. Bu bölümde disiplin hücresi olarak geçiyor. Zindanmış arkadaşlar. Burası da beni çok etkiledi. İdam sehpası, idam cezası burada veriliyormuş. İdam sehpasından tutun urganına kadar her şey burada. Ve Ankara'ya gelip de Anıtkabir'e gelmemek asla olmazdı. Burası çok hissiyat dolu bir ortam, çok devasa bir yer, çok muhteşem bir yer arkadaşlar. Ankara gerçekten harika bir şehir. Ve Anıtkabir'de nöbet değişimine denk geldim. Ya şu sahne gerçekten herkesin görmesi gerektiği bir sahne. Çok duygu verici. Bu benim YouTube'da ilk videom. Search lisan ettiysem affola. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.